pekala. Hadi bakalım. Şimdi sevgili Meksika, biliyorsun sevdiğimiz bir memleket çünkü bize çok yakın, benziyorlar. Devasa bir hamur işi yapıldı. Az önceki listede Meksika yoktu galiba ya, hamur işi, tatlı matlı da. Yoktu onlar. Sen bana buçuk... garip bakıyorsun sanki yeni biri gelmiş gibi karşına. Bu ne ya diye bakıyorum sana. Evet, 4,5 kilometre uzunluğunda geleneksel bir unlu mamül. Kralların Galetası ismini... Ebru yapma öyle. Kralların Galetası ismini koymuşlar. Rosca de Reyes. Dikkati aldı dikkati. Aman Allah. Cadde ve sokaklarda tam bir şenlik havası esmiş. Buyurunuz Ebru Hanım memleketi Meksika'da, Meksiko City'ye gidelim. Değil mi? Anne tarafı Meksikalı. Tabii senin. Canım. Peki. Aynen. Vallahi güzelmiş. 2751 parkur oluşturmuşlar şaka maka. Sen bunun yarısını yerdin afiyetle. Yarısını bırakır mıyım ya? Hepsini yerim. Bak orada evet, güzel. Dev bir hamur açmışlar. Mahiyeti ne acaba baktığın zaman? Bayağı bir hamur işi. Çocuklar evet. Da işin içinde. Çağane çok güzel. Şenlik havasında sokaklarda çıkan Meksikalılara dağıtılmış afiyet şeker olsun. Keşke Türkiye'mizde de böyle bir şey yapılsa. Dönerler yapılsa, hamsiler falan filan oluyor ama. 4,5 kilometre çok iddialı bir şey gerçekten. İddialı da Meksiko City'nin nüfusu dikkate alındığında aslında az bir şey. Ama ben şunu merak ediyorum. Niye bir izdiham yok? Değil mi? Sonra toplayıp torbalara koyup gitmişler. Almamışlar. Çünkü kurallara uydukları için bize ait olmayan şey dokunmuyor. Demişler herhalde. Ama vallahi bu tatlıyı merak ettim. Ya da hamur işini. Neymiş, aynen. Ne değilmiş. Değişik bir şey. Bizim tatlıların yanında tabii ki o tatlıları tadınca bu da tatlı mı diyorsun. Ama ya, bak, uğraşmışlar. Tebrik ederim. Herkesin damak tadı farklı. Hiç belli olmaz yani. Senin baklavana da 2 gün sonra Meksikalılar bir laf ederse bir şey diyemezsin. Vallahi hemen çillerimle karşılarına çıkarım. Hemen. O zaman farklı tabii.